Herkese merhabalar. Ben Zeynep Sevde Kaplan. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2021 yılında mezun oldum. Şu anda İstanbul'da bir hukuk bürosunda yasal stajıma devam ediyorum. Bana kalırsa hukuk fakültesi tercih edilecekken ilk dikkat edilmesi gereken husus akademik kadrodur. Bu yönden Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin beklentinizi tamamıyla karşılayacağını söyleyebilirim. Alanında gerçekten çok başarılı, adını duyurmuş, yalnızca çok iyi bilmekle kalmayıp bildiklerini de çok iyi aktarabilen hocalarımız var. Hocalarımız hem ders içinde hem ders dışında sorularınıza her zaman cevap verirler. Ellerinden geldiğince ilgilidirler. Ders içerisinde interaktif olarak hocayla diyalog kurma fırsatınız vardır. Dersler çoğu derste teori dersleri ve pratik dersleri olmak üzere iki şekilde işlenir. Teori dersinde genel olarak kuralları, bir konunun çerçevesini öğreniriz. Pratik derslerde de bu konunun, öğrendiğimiz olayların somut olaylara nasıl uygulanacağını, gerçek hayatta bunlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini pratik sorular üzerinden cevaplayarak öğrendiklerimizi pekiştiririz. Derslerde devam zorunluluğu hocaların inisiyatifine göre değişir. Fakat ben bütün derslere katılmanızı öneririm. Sınavlarımız hem güz hem bahar döneminde vize ve final sınavları olmak üzere iki tanedir. Tabii bir de bütlerimiz var. Geçme notu genel olarak bütün derslerde 50'dir. Okulumuz her yıl Erasmus sınav tarihlerini internet sitesinde yayınlar ve her bölüm için belli bir kontenjan açılır. Genelde hukuk fakültesinin kontenjanı diğer bölümler kadar yüksek olmaz. Erasmus sınavına girip başarılı not aldıktan sonra kontenjana göre en yüksek not alan adaylar tercih yaparlar ve istedikleri üniversitede Erasmus yapma imkanına sahip olurlar. Hukuk mezunlarının çalışma alanları oldukça fazladır. İsterseniz mezun olduktan sonra bir yıllık staj sürecini tamamlayarak avukat olarak devam edebilirsiniz. Adli yargı sınavına girip başarılı not aldıktan ve mülakatları da başarıyla geçtikten sonra hakim veya savcı olarak yolunuza devam edebilirsiniz. Arabulucu olabilirsiniz, noter olabilirsiniz. Yani hukuk mezunlarının oldukça fazla fırsatı var. Kampüs ve sosyal ortam hakkında öncelikle şunu söylemem lazım. Kampüsümüzü görmediyseniz mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Zaten görür görmez aşık olacağınıza eminim. Okulumuz çok geniş bir yeşil alan içerisinde yer alıyor. Gerçekten şehrin ortasında bir kampüs üniversitesi. Doğayla iç içe, ferah, sakin, çok huzurlu bir ortam. Dersliklerimiz çok güzel, amfilerimiz çok güzel, çok temiz. Bunun dışında sosyal ortam olarak mutlaka ama mutlaka kulüplere katılmanızı öneriyorum. Hangi kulüp olduğu hiç fark etmez. Ama mutlaka kulüplere katılım sağlayın. Çünkü çok eğleneceksiniz ve size çok şey katacak. Birçok aktif çalışan kulübümüz var. Mutlaka katılım sağlamanızı öneriyorum. Son olarak benim eklemek istediklerim, evet hukuk fakültesi diğer fakültelere nazaran daha zor olabilir. Ama çok da keyifli bir alan. Fakültesi zaten her zaman diğer bölümlere nazaran çok daha kalabalıktır, çok daha fazla öğrencisi vardır. Bu da bir sürü insan tanımanıza olanak sağlar aslında. Kendi görüşünüzdeki insanlarla görüşlerinizi paylaşabileceğiniz, farklı görüşteki insanlarla konuşarak fikir teatisinde bulunabileceğiniz bir ortam sağlar. Ben bunu çok olumlu görüyorum aslında, bir sürü insan tanımak. Sosyalleşmek açısından. Gerçekten isteyerek, severek yazarsanız çok keyif alacağınız çok güzel bir alan. Okulumuz aynı şekilde, mutlaka ama mutlaka okulumuzun bütün imkanlarından faydalanın. Dil eğitimlerinden mutlaka faydalanın. Dil eğitimlerimiz çok başarılı. Kulüplere dediğim gibi aktif katılım sağlamanızı öneriyorum. Şimdiden hukuk fakültesini tercih edecek arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Umarım bu video ile aklınızdaki sorular biraz olsun giderilir.